Yantian-Shenzhen'den Long Beach, California'ya doğru yola çıkan ve binlerce konteyner taşıyan Van Appes adlı konteyner gemisi 30 Kasım 2020 tarihinde varış noktasına ulaşamadan güçlü dalgalarla karşılaşmış ve bunun sonucunda yaklaşık 1816 konteyner denize düşerek kaybolmuştur. Bu vaka, denizcilik dünyasının son yıllarda karşılaştığı sayısız gemi kazası vakasından sadece bir tanesidir. Bu olayın ardından akla gelen tek soruysa şu olmuştur. Bu tarz gemi kazalarının neden yıllardır meydana gelmeye devam ettiğidir. Cevapsa videomuzun devamında. Van Appes, Hawaii'nin yaklaşık 1600 deniz mili kuzeybatısında korkunç bir fırtınayla karşılaşmış. Gemi devasa dalgalarla mücadele etmiş ve bazıları tehlikeli mallar taşıyan yaklaşık 1816 konteynerin şaşırtıcı bir şekilde kaybolmasına neden olmuş. Sadece kargo kayıplarının tahmini maliyeti 90 milyon dolar ve sigorta talepleriyle birlikte bu rakam 200 milyon doları aşmış. Ancak hepsi bu kadar değil. Meydana gelen tahribat, üreticiler ve perakendeciler için tedarik zincirinde büyük aksamalara neden olmuş. Van Appes'ın başına gelenlerin en büyük gemi felaketi olduğunu düşünüyorsanız, 18 Ocak 2007'de Manş Denizi'nde seyreden İngiliz bayraklı konteyner gemisi MSC Napoli'nin başına gelenlerden bahsedelim. Gemideki delikten önce makine dairesini su basmış, ardından yangın başlamış. Bunun üzerine ekolojik bir felaket önlemek içinse geminin Lime Körfezi'nde kısıtlı olarak batırılmasına karar verilmiş. Ancak sorunlar geminin batırılmasıyla da bitmemiş. Geminin ambarlarındaki zehirli petrol sızmaya başlamış ve potansiyel olarak yıkıcı bir çevre felaketinin alarmını vermiş. Daha da kötüsü, bu yağlar UNESCO Dünya Mirası alanına yayılmış ve hasarı kontrol altına alma aciliyetini artırmış. Sonrasında Birleşik Krallık hükümeti 120 milyon sterline mal olan büyük bir kurtarma operasyonu ve temizleme çalışması başlatmış. Bu, çevresel etkiyi en aza indirmeyi ve UNESCO tarafından belirlenen alandaki hassas dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan pahalı bir işmiş. Ve gemi felaketleri tarihine girmeyi başarmış. Bir başka büyük gemi enkazı da 2013 yılında M.O.L. Comfort Saga'ya ait. Bu devasa konteyner gemisi Singapur'dan Cidde'ye gitmek için Hint Okyanusu'nda seyrediyormuş. 17 Haziran 2013'te tam ortasında bir çatlağa neden olan acımasız hava koşullarıyla karşılaşana kadar her şey rutin seyrinde ilerliyormuş. Ancak yaşananların ardından 26 mürettebat zor kurtarılmış. Üstüne bir de sanki işler daha da kötüye gidemezmiş gibi gemi ikiye bölünmüş. A bölümü 27 Haziran'da batmış, ardından baş bölümü alev almış ve 11 Temmuz'da aynı kaderi paylaşmış. Felaketin büyüklüğü, geminin büyüklüğü ve kargosunun değeri göz önüne alındığında denizcilik tarihinde şok dalgaları yaratmış. Sigortacılar, M.O.L. Comfort'ın batması yüzünden 300'e 400 milyon dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalmış. M.V. Rena olayı ise Yeni Zelanda'nın denizcilik tarihinde trajik bir olay olarak öne çıkıyor. 5 Ekim 2011 tarihinde Mediterranean Shipping Company tarafından kiralanan Rena, Yeni Zelanda'nın Tauranga kenti açıklarında bulunan Astrol Resifi'ne çarpmış. Gemi, tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere 1368 konteyner, 1700 ton ağır akaryakıt ve 200 ton deniz mazotu gibi ağır bir yük taşıyormuş. Ancak bu kaza sadece basit bir dikkatsizlik sonucunda yaşanmamış. Kaptan ve navigasyon ekibi tarafından yapılan ciddi hataların bir sonucuymuş. Hataları M.V. Rena'nın resife çarpmasına yol açarak feci bir olaylar zincirinin başlamasına sebep olmuş. Yaklaşık 300 ton petrolün dökülmesi okyanusu kirleterek yerel çevreye zarar vermiş. Sahillerden 950 ton yağlı atık toplanmış. Vahşi yaşam içinde sonuçlar ciddiymiş. Binlerce kuş telef olmuş ve çok sayıda deniz canlısının yaşadığı sular tehdit edici bir petrol tabakasıyla karşı karşıya kalmış, bu da yetmezmiş gibi Rena ikiye bölünerek felaketi tırmandırmış. Daha fazla konteyner ve enkaz denize dökülerek çevresel krizi daha da kötüleştirmiş. Yapılan kurtarma operasyonuysa tarihteki en pahalı kurtarma operasyonlarından biri olmuş. Tam 700 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir maliyetten bahsediyoruz. Tüm bu enkaz ve deniz kazalarındaysa bir soru önemini koruyor. Gemilerdeki kargoya ne oluyor? Gemiler bir enkaza dönüştüklerinde taşıdıkları kargoların kaderi genelde aynıdır.
Bazı ürünler, özellikle daha ağır olanlar, bir tür su altı hazinesine dönüşerek doğrudan okyanus tabanına çöker. Bazı tüketim malları gibi daha hafif ürünlerse yüzerek küçük bir okyanus macerasına çıkmaya karar verebilir. Muhtemelen uzak bir kıyı şeridinde yolculukları sona erer. Ancak kargoyu sudan çıkarmak kolay değildir. Karmaşık kurtarma operasyonları genelde yüksek maliyetli bir iştir ve işin püf noktası da buradadır. Kurtarma işinin yasal tarafı da oldukça zorlayıcıdır. Eğer kurtarıcılar herhangi bir kargoyu kurtarmayı başaramazlarsa tazminat olarak hiçbir şey alamazlar. Durumu daha da iyi anlamak için 2012'de İtalya'nın Cenova açıklarında yaşanan Costa Concordia fiyaskosunu ele alalım. Enkazın kaldırılması 1 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakama ulaşarak neredeyse 3 yıl sürerek tarihin en pahalı kazası olarak rekor kırmış. Ancak batan gemiler ve bunun mali sonuçları hakkında konuşurken bilmemiz gereken şey gemilerin neden kaza yaptığı ve battığıdır. Bir geminin batması sadece rastgele bir olay değildir. Genellikle konteyner taşımacılığının sorunsuz seyrini bozabilecek faktörlerin bir karışımıdır. Sebepler listesinde ilk sırada hava koşulları yer alır. Doğa ciddi bir şekilde ters köşeye yatırabilir. Sert hava koşulları konteynerlerin gemilerden denize uçmasına neden olabilir. Ve bazen de biz insanlar hata yaparız. Gemilerin yanlış kullanılması veya konteynerlerin yanlış yerleştirilmesi felakete yol açabilir. Ayrıca gemi koşulları sorunu da vardır. Konteyner gemilerinin tasarımı ve stabilitesi çok önemli bir rol oynamaktadır. Aşırı stabilite veya belirli delik konfigürasyonları gibi sorunlar bu konteynerleri etrafa savurabilecek kuvvetlere neden olabilir. Ayrıca bu gemilerde kargonun emniyete alınması için standartlaştırılmış düzenlemelerin bulunmaması gibi zorluk da var. Hava koşullarından insan hatalarına ve gemi sorunlarına kadar tüm bu faktörler konteyner taşımacılığının başarısını doğrudan etkiliyor. Çünkü küresel ticaret büyük ölçüde bu malların A noktasından B noktasına sorunsuz bir şekilde hareket etmesine dayanıyor. Bu nedenle bu tür olaylar meydana geldiğinde mesele sadece birkaç kayıp konteynerden ibaret olmuyor. Tüm tedarik zinciri sekteye uğruyor. Mesela Süveyş kanalında yaşanan efsanevi Ever Given gibi kargo gemisi olayları küresel ticarete şok dalgaları göndermiştir. Mali darbelerin ise şakası yoktur. Öyle ki Süveyş kanalı idaresi bu tıkanmadan kaynaklanan potansiyel kayıp ve zararların 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmiş. Hatta uzmanlar bu olayın yıllık küresel ticaret büyümesini %2 etkilediğini belirtmişler. Tedarik zincirindeki gecikmeler, dünya çapında üretim ve perakende operasyonlarının darbe alması anlamına geliyor. Bu kazaların çevresel bedeli de en az finansal darbeler kadar önemli. Bir gemi kazasının ardından yaşananlar sadece kayıp kargodan ibaret değil, okyanuslarımızın derinliklerine kadar uzanan bir olaylar zinciri söz konusu. Yakıt suya döküldüğünde bu deniz yaşamı için bir felakettir. Petrol, su samurlarının koruyucu kürkünü tahrip ederek tüylerinin su itici özelliğini kaybetmesine neden olur ve hipotermi ve ölüme yol açar. Petrolün içinde sıkışan ve onu yiyecek zanneden deniz kaplumbağaları için durum daha da kötüleşir. Fakat acı çeken sadece deniz canlıları değildir. Kirlenmiş deniz ürünleri insanlar için de tehdit oluşturabilir. Çevresel etki dökülen yakıtın ötesine geçer. Gemi enkazları okyanus habitatının geniş alanlarını kazır ve zarar verir. Geminin kargosundan çevreyi kirleten ve deniz habitatlarına zarar veren zehirli maddeler açığa çıkar. Batık gemilerden kaynaklanan korozyon, ağır metalleri serbest bırakarak deniz yaşamına daha fazla zarar verir. Bu olaylar deniz ekosistemleri için bir kabustur. En kötü senaryo, nitrik asit ve petrol gibi tehlikeli maddelerin deniz tabanını ve sakinlerini yok etme tehdididir. Ancak uzun vadeli kurtarma çabaları hasarı anlamaya yardımcı olan ekolojik, biyolojik ve kimyasal çalışmaları başlatır. Petrol kirliliği yıllarca devam etse de etkilenen bölgeleri yönetmek ve eski haline getirmek için koordineli çabalarla çevre genellikle 2 ile 10 yıl içinde iyileşir. Bu nedenle evet, bu olaylar küresel ticaretin işleyişinde bir aksaklıktır. Ancak büyük ölçekte kurtarma ve restorasyon çabaları bize doğanın insan yapımı aksiliklerden geri dönen ve dengesini bir kez daha bulan direncini hatırlatıyor.